İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Unity'de sadece script yazma ile ilgili bir örnek inceleyeceğiz. Unity'yi çalıştırıyorum. Sıfırdan yeni bir proje oluşturmak için Create New Project kısmına geçtim. Yer göstermek için Browse butonuna bastım. Masa üstünde deneme isimli bir klasör oluşturacağım. Klasörü buradan da oluşturabiliyoruz. Yeni klasör dedim. İsmini deneme olarak koydum. Ve burada oluşturduğum klasörü yine buradan seçtim. Klasör seç diyerek. Artık create butonuna bastığım zaman şu sol tarafta gördüğümüz içi boş olan klasörün içerisinde gerekli olan ilk dosyaları Unity oluşturacak. Create butonuna bastım. Şu anda oluşturuyor bir yandan. Hızlı bir şekilde de oluşturdu ve açtı. Şimdi o klasörün içerisinde neler var bir bakalım. Deneme isimli klasörü biz açtık. Onun içinde 4 ana klasörü de Unity açmış. Bir gruplandırma yapmış burada. Assets bizim kullanacağımız bir klasör. Kendi oluşturduğumuz elemanları onun içine kaydedecek Unity. Kütüphane library var. Orada var bir takım dosyalar. Ama bizim esas oluşturduğumuz dosyalar, script dosyaları veya normal game object, küp, plain tür objeler hepsi bu klasörün, assets klasörünün içerisinde yer alacak. Birazdan tekrar gelip bunun içerisindeki dosyalara bir göz atacağız. Şu anda hiçbir dosya yok. Bu klasör boş. Assets klasörü. O bize ait olan. Unity'yi açıyoruz. Bir tanecik kameramız var. Main kamera. Muhakkak bir tane kamerayla açılıyor. Boş bir Unity projesi. Daha sonra biz kendi ilavelerimizi yapıyoruz bu hiyerarşi kısmından. Ama önce biz bir script dosyası oluşturalım bir tane. Bunun için proje kısmında create butonuna basıyoruz. Burada sisteme ekleyebileceğimiz elemanları listelemişler. Genelde de script ile ilgili olanlar yukarıda. En yukarıda bir folder var. Yani buraya da bir klasör açabiliyoruz. Aslında buraya açtığımız klasörde bir tane açalım. Silerim tekrar. İsmini ne diyelim? Mesela My Scripts diyelim. Bu açtığımız klasörün o biraz önceki masa üstündeki kısımdaki karşılığına bakacak olursak eğer deneme isimli klasör açmıştık biliyorsunuz. Orada da assets kısmı bizimle ilgiliydi. Biraz önce söylediğim gibi. Onun için her şey girip baktığımız zaman bakın burada aynı isimde bir klasör burada da gözüküyor. Zaten o şekilde söylemek de yanlış. Unity'nin açtığı klasör bu. Doğrudan doğruya bunun kendisi. Ama bize burada da şurada MyScripts klasör diye gösteriyor. Onu sadece göstermek için yaptım. Sildim tekrar. Create butonundaydık çünkü en son. En üstte folder var. Ondan sonra da 3 tane script ile ilgili bölüm var. Biz burada sadece C# ile ilgili çalışmalar yapacağız. Bu script zaten kaldırılacak. Unity 5'te olmayacak o. Sadece şu ikisi kalacak. Bu da aslında saf tam bir JavaScript değil. Unity script esas adı. Özelleştirilmiş bir JavaScript'in biraz daha özel bir hali. Sadece Unity için. Aslında C# da öyle. C# Unity için özel bir hali. Ama biz onu kullanacağız. O yüzden ona tıkladım ve bana ismini tanımlamak üzere bir script dosyası satırı açtı burada. Buna şimdilik ismi önemli değil ama bir script dedim ben buna. Script dosyasını oluşturdu. Sağ tarafta onun bir preview yani sadece görünümünü bize gösteriyor. Using Unity Engine, using system.collections. Burada bir takım library'leri dahil ediyor. Bu iki satırla aslında aynı zamanda pek çok başka şey komut ve bize yardımcı olacak diğer bütün elemanlar bu iki satırla dahil ediliyor. Oldukça kalabalık bir kod kısmı bu ama biz şu kadarlık bir ifadeyle yani şu iki satırla onları dahil edilmesini sağlamış oluyoruz burada. Daha sonradan da direkt
bir class var burada, public class. Bütün yazacaklarımızı da bunun içerisine yazıyoruz. Bize de iki tane burada fonksiyon vermiş. Bir tanesi start fonksiyonu, bir tanesi de update fonksiyonu. Şimdi onları bir de mono editör var, Unity ile beraber gelen. Onun içerisinden bakalım. Onu yapmak için ya şuradaki open düğmesine basacağız veya buradaki script dosyasının üzerine çift tıklayacağız. Script dosyasının üzerine çift tıklıyorum. Şimdi başka bir program açılıyor şu anda. Tamamen Unity'den farklı başka bir program bu. Ama Unity bu programı da açılmasını sağladı. Şu anda iki programla çalışıyoruz. Bir tanesi Unity, bir tanesi de Mono Develop Editor. Fakat biz bunu kullanmak zorunda değiliz. Yani iyi bir program kullanacağız ama sırf göstermek için, yani bunun tamamen Unity'den ayrı bir editör olduğunu göstermek için bunu tekrar kapatıyorum ben. Şimdi sadece gene Unity kaldı. Bu script dosyasına başka bir yerden ulaşacağım şimdi. Tekrar şu deneme klasörü vardı masa üstündeki. Onu tekrar açtım. Söylediğim gibi bütün bizim oluşturduğumuz elemanlar Assets klasörünün içerisine konuyor Unity tarafından. Girelim onun içine. Bakın bir script isimli script dosyamız burada gözüktü. Ben buradan bunu istediğim herhangi bir editörle açabilirim. Yani illa mono ile açmamız şart değil. Mesela birlikte aç diyelim. Standart uygulamamız WordPad. Başka bir şey de olabilirdi. Mesela bunu WordPad ile açarım. Şu anda WordPad açıldı en sağdaki. İşte aynı script dosyası burada da var. İstersen burada yaparım değişiklikleri. Mesela buraya bir şeyler yazarım. Komutlar. Sonra bunu kaydederim. Dosya kaydettirim. İstersen WordPad'i kapatırım da açıkta kalabilir. Fark etmez. Unity'ye geri döner. Play butonuna basıp çalıştırdığım zaman bu script dosyası da bir objeye atandıysa normal çalışır. Yani burada vurgulamak istediğim nokta bunun üzerine çift tıkladığımız zaman açılan mono editörden başka bir şey de kullanılabilir. Visual Studio da kullanılabilir. Veya başka bir alıştığımız editör varsa da kullanılabilir. Ama daha önceden kullandığımız herhangi başka bir editör yoksa, ki zaten biz başlangıç dersleri yapıyoruz şimdi. Sadece onu söylemek istedim. Bu monoscript'ten çalışacağız. Altta iki tane tab var burada. Bir tanesi Unity'nin, bir tanesi de Mono'nun. Şimdi Mono'ya geçtik. Tekrar burada da okuyalım. Using Unity Engine ve Using System.collections. İki satırla aslında pek çok yardımcı fonksiyonlar oldukça çok fazla ekleniyor. Ama biz onların sadece grup olarak isimlerini görüyoruz burada. Ve daha sonra da kendi fonksiyonumuzu yazmak için Unity bize burada bir açmış class, public class ismini biz koymuştuk. Bir script. Üst üste iki nokta hangi sınıf cinsinden mono behavior ve onun içerisinde de fonksiyonları yazacağız. Bize hazır olarak verdiği iki tane fonksiyon var burada. Ama aslında bu fonksiyon sayısı çok daha fazla. Tamamen boş vermiş olmamak için böyle yapmışlar. En çok kullanılan iki tane fonksiyonu buraya yazmışlar. Bunlar burada hiç olmayabilir. Yani bir tanesi start, yani sadece oyun ilk çalıştırıldığı zaman bir defa mahsus olarak çalışacak olan şu start fonksiyonu. Diğeri de oyun oynarken her frame'de, diyelim ki saniyede 60 frame tekrarlama tazeleme periyodu varsa her frame'de çalışması gerekenleri de bu update'in içerisine yazıyoruz. Fakat bunlar hiç olmasa bile şöyle seçtim, hepsini sildim. Bu şekilde boş da olsa bir hatalı bir durum söz konusu değil. Ama bu script bu haliyle de hiçbir şey yapmaz. Çünkü biz içine hiçbir şey yazmadık. Onun için muhakkak eğer bir tepki görmek istiyorsak bir fonksiyon yazmamız lazım bunun içerisine. Fonksiyonlardan bir tanesi de şu. Bu derste uygulayacağımız örnek. Objenin üzerine mouse'un sol butonuyla tıkladığımız zaman, yani mesela şu kameraya biraz yaklaşalım. Üstüne çift tıklarsak ve yaklaşırsak.
Mesela mouse'u getirip de bu objenin sınırları içerisinde bir yerdeyken mouse'un sol butonuna tıkladığımız zaman çalışan bir hazır fonksiyon var. Aynı start veya update gibi bir fonksiyon daha var. Onun yazılışı şu şekilde. On mouse down. Buradaki öğrenilmesi gerekecek, uzun sürede yavaş yavaş öğrenilmesi gerekecek en önemli konu işte bu fonksiyonların neler olduğunu bilmek. Bir anda hepsini öğrenmek şart değil. Biraz önce zaten iki tanesini gördük. Bir tanesi start, bir tanesi de update'ti. Bu şimdi de mesela incelediğimizde üçüncü olmuş olsun. On mouse down. Bunun süslü parantezlerini açıyoruz. Bir de eğer şöyle tab tuşuyla içeriden biraz içeriden olursa okunması daha rahat olur. Bir fonksiyon yazarken yazılış formatımız şu şekilde. Void ifadesi şu anlama geliyor. On mouse down isimli fonksiyon bir şeyler yaptıktan sonra kendisini çağıran başka bir fonksiyona bir değer döndürmesi gerektiği zaman mesela return buraya bir ifade yazıyoruz. Bir sayı olabilir, bir text olabilir. Bu şekilde en son biterken böyle bir ifade olduğu zaman muhakkak buraya void değil de geri döndürdüğümüz ifade cinsinden bir anahtar kelime yazmamız lazım. Yani eğer geriye bir string ifadesi döndürüyorsak, string, bunları tamamen simgesel yazıyorum şimdi. Bir string ifadesi döndürüyor isek onu burada muhakkak söylememiz gerekiyor. Bu şekilde return dediğimizde bir diyelim ki bir text yazdıysak geri dönerken bir text döndürecekse buraya da onu yazmamız gerekiyor. Eğer herhangi bir şey döndürmüyorsa fonksiyon sadece kendi içinde bağımsız bir şeyler yapacaksa geriye bir şey döndürmeyecekse o zaman muhakkak void yazıyoruz. Void hiçbir şey olarak çevrilebilir Türkçe'ye. Geriye bir şey döndürmeyecek. Sadece kendi içerisinde bir şeyler yapacak. Yaptığı şeyleri bitirdikten sonra da bu fonksiyondan çıkılacak ve başka bir fonksiyona devam edecek oyun çalışmasına. Biz burada önce bir yazabileceğim en basit bir örnekle başlayacağım. Objenin üzerine gelip de mouse'un sol butonuna tıkladığım zaman bir şey yaptıralım. En basit olabilecek şey objeyi o anda yok etmek. Yani destroy ki bu kelimeyi başka yerlerde de çok kullanmışızdır. Destroy game object diyoruz. Game object dediği bu script dosyasına atadığımız objenin bizzat kendisi. Yani kendi kendisini sadece bu ifadeyle yok edecek. Bu kadar basit. Şimdilik yazacağımız script dosyası. Ctrl C ile bunu kaydettim ve Unity'ye geri döndüm. Şimdi sistemde sadece kameramız olduğunu söylemiştik biraz önce. Bu kamerayı da silebiliriz. Onu da sildim. Şu anda sistemde hiçbir obje yok. Sadece bir script dosyası yazdık. O zaten proje kısmında. Fakat sahneyle ilgili yani şu hiyerarşik kısmında şu anda hiçbir obje kalmadı. Bu şekliyle bu script dosyasını çalıştırmamızın imkanı yok. Yani yukarıdan play butonuna bastığımız zaman ne yaparsak yapalım. Bu bizim kendi yazdığımız bir script isimli script dosyasını çalıştırmamız mümkün değil. Çünkü muhakkak bir objeye atanması lazım. Tabii ki şu anda hiçbir obje yok. Onun için muhakkak yine bir obje koymam lazım. Önce şu kamerayı geri getiriyorum. Tekrar bir kamera ekledim. Şöyle bir kenarda dursun. Ve bir küp objesi en basit olarak 3D obje kısmından bir küp objesi istedim. Artık üzerine yükleyebileceğim, script dosyasının üzerine yükleyebileceğim bir game objesine oluşturmuş olduk sahnede. Bu script dosyasını aldıktan sonra ya sürükleyip ekranda sürükle bırak tekniğiyle objenin üzerinde bir yerdeyken mouse'dan elimizi çektiğimiz zaman sağ tarafta bu küp objesi şu anda seçili olduğu için onun inspektör penceresinde script kısmında şurada bizim script dosyasının ismi burada gözüktü. Yani atama işlemi gerçekleşti.
Eğer kaldırmak istiyorsanız script dosyasına, diyelim ki yanlışlıkla koyduk. Şuradaki düğmeden remove component, komponenti kaldır komutunu uyguladığımız zaman script dosyası buradan çıkar. Tekrar göstermek için yaptım. Bir daha atayacağım. Bu sefer atama işlemini buradan değil, şu hiyerarşi kısmından yapacağım. Tamamen aynı anlama geliyor. Fakat birkaç değişik seçenek yapmışlar. Bu şekilde de yapabiliyoruz. Yine bıraktım. Bakıyorum sağ tarafa. Bakın script dosyası geri geldi gene. Küp objesine. Tekrar kaldırıyorum. Bir yol daha var. Onu göstereceğim çünkü. Remove component dedim. Gene çıktı. Ve üçüncü ve son yöntem de şu. Küp seçili. Sağ tarafta onun inspektör penceresi görüntüde. Burada alt alta komponentler var. Şöyle hepsini minimize edersek. Daha önceden eklenmiş komponentler var. En altta da materyal var. Default materyali. Şu boş kısma getirip bırakırsam script'i şöyle getirdim. Ben elimi çektiğim anda bakın hemen şurada script dosyası bir komponent olarak küp objesinin inspektör kısmına eklendi. 3 değişik yolunu gösterdim. Artık şu anda küp objesi bu script dosyasına sahip. Çalıştırıp göreceğiz. Yalnız sistemde şu anda ışık da yok. Biraz daha iyi görebilmek için bir tane de ışık ekleyelim. Bir directional light ekledim. Şöyle küp objesini rahat görür hale geldik. Bir de şu anda sanki iki boyutlu gibi gözüküyor. Kamerayı şu an baktığımız açıya getirmek için sol pencerede. Önce kamerayı seçiyoruz. Sonra yukarıdan game object'ten align with view dediğimiz zaman sağ taraftaki oyun penceresinde de sol taraftaki çalışma penceresinde gördüğümüz açıdan görür hale geldik. Şimdi her şey hazır. Bir tane küp objemiz var. Bir script dosyası yazdık. Script dosyasında üzerine tıklanıldı, mouse'la tıklandığı zaman kendi kendisini yok edecek tek satırlık bir komut yazdık. Bu script dosyasını küpe atadık. Her şey hazır. Sadece play butonuna basacağız ve objenin üzerine tıklayınca obje yok olacak. Bir deneyelim. Play butonuna bastım. Objenin üstüne geldim, tıkladım ve obje ortadan kayboldu. Fakat bu ortadan kaybolma sadece bu play kısmında. Ben bu play'i durdurduğum zaman, yani oyunu oynatmayı durdurduğum zaman sol taraftaki çalışma penceresinde küp geri gelecek. Yani bu yok olma olayı sadece oyunla ilgili. Durdurdum. Bakın küp geri geldi tekrar. Şimdi bu örneği biraz geliştirelim. Öncelikle bu yazdığımız script dosyası sadece bu küp objesine atanmak zorunda değil. Mesela iki tane daha obje koyalım. Bu küp objesinden ayrı olarak. Create düğmesine bastım. 3D objekten bir tane de küre objesi ekledim. Şöyle. Bir tane daha ekleyelim. Create 3D objeden bir de silindir ekledim. Onu da şuraya bir yere getirdim. Şimdi çalıştırıyorum. Sadece iki tane ekstradan obje ekledim. Başka bir şey yapmadım. Çalıştırıyorum oyunu. Kürenin üzerine tıklıyorum. Hiçbir işlem gerçekleşmiyor. Silindirin üzerine tıklıyorum. Hiçbir işlem gerçekleşmiyor. Ama küpün üzerine tıkladığım zaman o yok oluyor. Neden? Çünkü script dosyası atama işlemi olarak sadece şimdilik biraz önce yapmıştık. Küp objesine atandı. Yani küp objesini seçtiğimiz zaman sağ tarafta onun komponentler kısmında script'imizi görüyoruz. Bir script burada var. Ama silindiri seçiyorum. Silindirin komponentler kısmında herhangi bir script dosyası yok. Aynı şey küre için de geçerli. Kürenin de komponentleri arasında şöyle hepsini minimize edersek herhangi bir script dosyası yok. Çünkü ona bir atama işlemi yapmadık. İşte bu script dosyasını istediğimiz kadar objeye atayabiliriz. Yani sadece bir objeye atamak zorunda değiliz. Çünkü genel bir ifade yazdığımız, özel küple ilgili bir ifade olması zaten bu şekilde mümkün değil. Destroy game object. Yani hangi objeye atandıysa o objeyi etkileyecek bir script dosyası. O halde yapalım. Script dosyasını aldım. Kürenin üzerinde bıraktım. Script dosyasını aldım. Silindirin üzerine bıraktım. Bir de kontrol edelim. Önce küreyi seçiyorum. Sağ tarafta script kısmında bakın. Komponentler kısmında script eklenmiş. Silindiri seçiyorum. Onun da komponentler kısmında şu en altta script eklenmiş. Demek ki artık şimdi çalıştırırsam hangisinin üzerine tıklarsam tıklayayım. Kendi kendisini yok etme işlemi bakın gerçekleşti.
Şimdi şu küreyle silindiri silelim. Onları sadece script'in birden fazla objeye uygulanabildiğini göstermek için eklemiştim. Biraz daha geliştireceğiz örneği. Şöyle yapalım. Mesela bir karanlık bir odaya girdiğimizde duvarda bir düğme. Düğmeye bastığımız zaman ışığı yakıyoruz. Düğmeye bastığımız zaman ışığı söndürüyoruz. Bunu yapacağız şimdi tamamen bu örnekle. Ama daha iyi olması için alta bir sahne hazırlama anlamında bir plane objesi koyalım. 3D obje, bir plane objesi koydum. Sağ taraftan transform kısmından onun pozisyonunu tam merkeze almak için pozisyon kısmındaki x, y ve z değerlerinin üçünü birden sıfır yaptım. Şöyle biraz uzaktan bakalım. Evet. Plane'e çift tıkladım. Bizim küp biraz kenardaymış deminden beri. Onu da merkeze alalım. Onu da seçtim. Y'si 1, z'si eksi 10. Onu da tam merkeze getirdim ve şöyle biraz yukarıda bir yere koyalım. Şimdi bu küp objesi şu anda biraz plane objesinden yukarıda. Eğer bu küp objesi değil de bir ışık kaynağı olmuş olsaydı etrafını aydınlatacaktı. Unity'de böyle bir şey yapmak mümkün. Şu daha önceki ışığı siliyorum. Ve bizim küpümüzü seçiyorum. Şu anda sistemde hiçbir ışık kaynağı kalmadı. Ama biz Unity'de herhangi bir objeye ışık kaynağı olmasını sağlayabiliyoruz. Sadece sağ taraftan bir komponent ekleyerek. Çünkü Unity'de bütün objeler aslında saf bir empty game object ve her bir objeye istediğimiz her türlü komponenti ekleyebiliyoruz. Bunun küp objesi olması bunun ışık yaymasına bir engel değil. Sadece komponent eklemek yeterli. Add Component düğmesine tıkladım ve bunun şimdi nerede olduğunu bulduktan sonra bir ışık ekleyeceğiz. Tekrar bakıyoruz. Add Component, Audio, Rendering. Rendering'e bakalım. Evet, Rendering kısmındaymış. Şurada Light Component var. Ona tıkladım. Bakın buraya Light eklendi. Eklenir eklenmez de zaten küp objesi altındaki plane objesini ilk olarak aydınlattı. Bu aydınlatma şiddetini biraz arttıralım. Daha iyi olsun. Bir intensity ayarımız var. Sıfıra indirildiği zaman tamamen karanlık ve aydınlık. Bir de range var. O da yakınlık uzaklık manasında. Şöyle bir sarı renkli bir etrafında küre şeklinde bir alanını temsil eden bir şekilde çizmişler çalışma ekranında. Onu yeteri kadar büyüttüğümüz zaman plane objesini bu şekilde aydınlatıyor. Bu yeterli olsun bizim örneğimiz için. Şimdi yapacağımız işlem şu, script dosyasında. Bu küp objesinin üzerine tıkladığımız zaman kendisini yok etmeyeceğiz de bu sefer daha değişik bir örnek yapacağız. Şu intensity değerini kod içerisinden 0 ve diyelim ki mesela 3 olsun. 0 ile 3 arasında yani bir 0 yapacak, bir 3 yapacak. Her tıkladığımızda eğer 0'sa 3 yapacak, 3 ise 0 yapacak. Böylelikle bir lambanın düğmesi vazifesi görmüş olacak. Onu yapacağız. Kod kısmına geri döneceğiz. Şuradan Mono'yu açtık. Distro'yu siliyoruz tabii. Kendisini yok etmeyecek. Yine çok basit bir şart ifadesi yazacağız. If diyeceğiz. Light komponentin ismi, yani light komponentin ismi. Intensity eşittir 0 ise, yani intensity değeri 0 ise, ki onu bir 0 yapalım şimdiden. Şu intensity'yi 0'a getirdim. Başlangıçta 0 da olsun. 0 ise onu arttırıp 3 yapacak. Intensity eşittir 3 yapacak. Değilse, yani 0'dan başka bir rakamsa, yani 3 ise anlamına geliyor aynı zamanda, tekrar 0 yapsın. Light nokta intensity eşittir 0 yapsın. Yine çok uzun yazmadık. Sadece 4 satırlık bir ifade yazdık.
bu Unity kısmında şu gördüğümüz intensity değeri 0 ise 3 yapacak, 3 ise 0 yapacak. Tabii ki bunu her tıklamada yapacak. Yani bir deneyecek olursak önce kaydedelim. Ona da bunu Ctrl S'ye basarak kaydettim. Unity'ye geri döndüm. Şimdi çalıştıracağım. Fakat bu baktığımız açıdan kamerayı da bu açıya getirmek için önce, çünkü sağ tarafta küpü göremiyoruz henüz. Kamerayı seçiyoruz. Game Object'ten Align with View dedik. Karanlık da olsa sağ tarafta tamamen karanlık ortamda küp objesini seçebiliyoruz. Altta da Plane objesi gözüküyor. Şimdi çalıştırıyorum. Play butonuna bastım. Küp objesinin üzerine tıkladım. Ve ortam aydınlandı. Bir daha tıkladım. Tekrar karanlık hale geldi. Böylelikle bir lambanın düğmesi işlevini gördürmüş olduk. Bu doğrudan script'e ilişkin ilk dersimizde. Bu şekilde basit basit örneklerle script ile ilgili örnekler yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.